Hola. Bu videoda Python'lik bir search engine kütüphanesi kullanarak FAQ bot yapacağız. Bu videoda aynı zamanda klasik search engine teknolojisini göreceğiz. Biraz yakından tanıyacağız. Push'un da bu kapsamda neler sunduğuna bakacağız. Kodu yapacağız. Sonra kodu birazcık deneyeceğiz. En sonunda da bu yaklaşımın artılarını ve eksilerini tartışacağız. Search engine'lerin çalışma şeklinde en önemli yer evdeki dokümanları depolamak ve onları bazı anahtar kelimelerle indekslemek. Böylece elinize bir query geldiğinde query'deki kelimeleri içinde geçtiği dokümanlarla eşleştirebilirsiniz. Sonra eşleşen dokümanlar arasında en çok benzeyeni seçersiniz. Dokümanlar ve anahtar kelimeleri inverted index denen bir data structure ile tutarız. Buraya bakarsanız keywordler alfabetik olarak sıralı ve her keyword için içinde geçtiği dokümanlarda bir tane bir var. Bu yapıda aramanın ne kadar hızlı olabileceğini bir düşünün. Brown arıyorsanız dokümanlar 1, 3, 5, 7 bu kadar. Brown Fox arıyorsanız bu iki binary array'e end yaparsınız olur biter. O zaman da elinizde 3, 5 ve 7 kalıyor. Aday dokümanları bulma kısmı bu kadar. Şimdi query gelirse ne yapıyoruz? Query gelince query'deki keywordleri bulan bir modül keywordleri hesaplıyor. Sonra birazcık kesme biçme işlemi yapıyoruz ve eşleşen dokümanları buluyoruz. Tüm eşleşen dokümanları bulduktan sonra bunları sıralamamız gerekiyor. Burada kullanabileceğimiz iki farklı algoritma var. Biri TF-IDF, diğeri de BEM-25. Her iki algoritma da bir keyword ve bir doküman arasındaki skora hesaplıyor. Bir ve ikinci kısmı şimdi yapacağız. Sıralama algoritmalarını koddan sonra konuşacağız. O zaman haydi başlıyoruz koda. Önce FAQ'yu görelim. Ufak bir web sayfası yaptım. Banka kredileri ile ilgili. FAQ botta önce soruları indeksleyeceğiz. Bir inverted index yaratacağız. Sonra query geldiğinde bunu indekse soracağız. Yani bu query'ye en yakın FAQ sorusunu bulacağız. Sonra da o yakın sorunun cevabını elimizdeki query'ye cevap yapacağız. Soru ve cevapları indekslemek için önce bu web sayfasını biraz parseleyeceğim. Web sayfası işlerini genelde Beautiful Soup ile yapıyorum. Soup'ta HTML ve XML ile ilgili çok sayıda metot var. Bu sayfanın HTML'ini açarsam sorular ul tagleriyle kapalı gördüğünüz gibi. Cevaplarda ise P ve OL var. O yüzden bu soru cevapları bulurken önce bu HTML'i read ile açıp okuyorum. Sonra Soup'la XML tree'yi kapıyorum. Sonra da soru ve cevapların listelerini ayrı ayrı topluyorum. İkili olarak dönüyorum. Daha sonra birazcık boşluk ve tag temizleme kodu var. Tagleri temizliyoruz. Sonra da boşlukları burada temizliyoruz. Daha önce kullanmadıysanız strip tekstin iki tarafındaki boşlukları keser. Sonra da split ve join yapınca birden fazla olan boşlukları tek boşluğa indiriyoruz. Bakalım ne bulduk? Bu kodu anlayalım. İşte sorular ve cevapları bana olmuş görünüyor. Artık soruları indeksleyebiliriz. Şimdi ikinci script'e geçiyoruz. Bu gördüğünüz tabloyu yaratmak ve yazmak için bu kodu yapacağız. Importlarda gördüğünüz hoş bir search engine gibi indeks yaratma, indeksi yazma, sonra query yapma işlerini hoş ile yapacağız. Önce tüm soruları ve cevapları topluyorum. Her zamanki gibi. Hoş'ta bir indeks yaratmak için önce bir şema yaratıp ne tür şeyleri indekslemek istediğinizi söylüyorsunuz. Ben iki field yaptım. Biri question sorular için, diğeri de answer cevaplar için. Daha çok şey de koyabilirsiniz. ID'ler, linkler, integer'lar çeşit çeşit şey olabilir. Buradaki önemli yer store'a evet demek. Yani verdiğim şeylere git, indekste ve indekse yaz demek. Sonra indekslenen veriyi yazmak istediğimiz directory'yi seçiyoruz. Buraya yazacağım. Ben directory'nin adına da indeksledim. Çok yaratıcı yaptım gerçekten. Son olarak da create in ile bu şemadan ve bu directory'den bir inverted index yaratıyorum. Sırada soru cevap çiftlerini bu indekse yazmak istiyorum. Burada ne olduğunu bir dakika geçin.
İndekste de soru ve cevapları et dokümentiyle yazıyoruz. Sonra da her şeyi commitleyip yazma işini bitiriyoruz. Şimdi bakalım ne yazdık. Gördüğünüz gibi burada 3 tane binary dosya var. Açayım. Bunun içinde indeksle ilgili bilgiler var. Bu huşun kendi formatı. Pek okunacak bir şey değil. Binary şeyler var. Şimdi buraya tekrar dönelim. Burada çağırdığımız bir fonksiyon var. Bu fonksiyona cümleye geçiyoruz. Cümleyi tokenlarına ayırıyoruz. Daha sonra post tag'i, noun ve proper noun olanları topluyoruz. Yani isimleri ve özel isimleri seçiyoruz. Klasik search işlerinde en başta söylediğim gibi hem dokümanda hem de query'lerden keyword'leri çıkarıyoruz. Keyword'ler isim ve isim ifadelerinden gelir. Ben burada bütün isimleri çıkardım. Hepsini birer keyword olarak kullandım. Daha sonra burada bulduğum keywordlerin lemmalarını tutuyorum. Lemmaları tutmazsak keywordler indekse çekmekleriyle katılır. O da indeksi yapay ve yanlış bir şekilde çok büyütür. Ayrıca sonra göreceğimiz algoritmalardaki token frequency'ler yani token'ın dokümanlarda kaç kere geçtiğini yanlış hesaplamasını yol açar. O yüzden her keyword'ün sadece kökünü alıyoruz. Şimdi bu kodu fiş ekleyelim. Burada print yaptım. Her soruyu ve gelen keyword'leri görelim. Hiç kötü değil bence. İhtiyaç kredisine bakarsanız limit, belge, kefil ve masraf var. Bu oldu. İndeksi de yazdık. Şimdi sırada indekse query atma var. Ondan önce indekste hangi keywordler var onu görelim. Yazdığımız bir indeksi açmak için open dir yapıyoruz. İndeksin olduğu diri veriyoruz. Sonra index objesinden bir searcher yaratıyoruz. Bunu context manager ile yapıyoruz. Çünkü searcher arkadaş da bir miktar concurrency işleri dönüyormuş. Öyle diyor dokümanda. Burada bu indeksin question field'ında hangi keywordler var? Yani leksikon nedir? Soruyoruz, haydır anlıyoruz. Burada byte string'ler geldi, şaşırmayın. Push tekstleri ve diğer başka türlü objeleri gayet low level olarak tutuyor. Bu karakterler Unicode'da Türkçe karakterlere denk geliyor. Yani korkacak bir şeyler yok. Bunlar Türkçe, sadece binary. Şimdi burayı commentleyelim. Bazı query'leri runlayalım. Güzel çalışanları önce yapacağız. Bomlayanları da sonra yapacağız. Çünkü aralarında olmayanlar var. Wordcatch'la başlayalım. Bu query'ye lemmatization yaptıktan sonra kalan tokenlar bunlar. Bunları götürüp indekse sorarsam en benzer soru bu geliyor. Cevabı da bu. Bu oldu. Şimdi ikinci bir tane sallayacağım. Yine mortgage ve faizle ilgili işte sonuç. Bir tane daha mortgage yapalım. Şimdi yapacağımız örnek bomlayacak. Bu result empty list dönüyor. Ev bu indekste olmadığı için sonuç tamamen boş dönüyor. Peki mortgage ev kredisi demek değil miydi? Evet ama bu indeks tabii ki bunu bilmiyor. Eski search engine'lerde bu konuya şöyle bir çözüm vardı. Sinonim listesi kullanmak. Geçebilecek tüm sinonimleri bir dictionary'e yazıyordunuz. Sonra query'de onları yerlerine koyup farklı farklı query versiyonları üretiyordunuz. Onların skorlarına ayrı ayrı bakıyordunuz. Burada bu yaklaşım tabii ki çalışır. Ev kredisini mortgage ile değiştirirseniz bu iş tutar. Buna query expansion deniyor. Yani elinizdeki query'yi açmak, expansion yapmak. Şimdi ihtiyaç kredisi var. Buna bakalım. Bu iyi çalıştı. Şimdi buna bakıyoruz. Bu arkadaş da ay yüzünden bomluyor. Burada dimdirek yer değiştirebilecek anlamsal olarak birebir eş olan bir sinonimlik durumu yok. Ama tam sinonim olmasa da belki vade ve kaçayı paraphrase olarak ekleyebilirsiniz. Ama yine de tabii ki ideal ve kalıcı bir çözüm değil. Şimdi gelelim taşıt kredisine. Query 7 çalışıyor. Şimdi query 8 yapalım. Bu olmuyor çünkü başvuru indekste isim olarak yer alıyor. Ama burada fiil. Keyword olarak isimleri topluyoruz. Fiiller ölüyor. Burada fiili atsaydık bile yine isimle eşleşmeyecekti. İsim başvuru, fiil kökü ise başvur. İsim fiilden türemiş olsa da
Yine de birebir aynısı değil. Şimdi gelelim. Neler iyi çalıştı, neler patladı. Bazı cümleler iyi çalıştı ama bazıları da patladı. Bir numarada mortgage ve ev kredisi var. Bu ikisi sinonim olmalarına rağmen tamı tamına aynı token olmadıkları için olmadı. İkinci fail noktası birebir sinonim olmayan ama benzer ifadeleri barındıran ama aynı anlama gelen cümleler. Query 5 ve Query 6 gibi. Dördüncü fail noktası Query 8 gibi benzer anlamlarda fiil ve isimlerin eşleşmemesi. Beşinci fail noktası da Query 9 gibi başvuru anlamı var ama içinde başvuru kelimesi geçmiyor. O yüzden başka bir soruyla eşleşiyor. Gördüğünüz gibi fail noktaları hep semantik. Cümlelerde anlam her zaman birebir aynı kelimelerden gelmeyebiliyor. Aynı anlamı vermenin farklı farklı yolları var. Cümle anlamını bulmak ve kodda göstermek zor bir iş diyebilirim. Hatta NLU'da çok uzun süredir research yapılan bir iş. Gördüğünüz gibi teker teker kelimelere bakmak çok yüzeysel bir sonuç olarak kalıyor. Buradaki teknoloji kötü değil aslında. Gayet hızlı. Inverted Index bir data structure olarak gayet akıllıca. Tek sıkıntı bu paradigmanın bazı yerlerde yeterli gelmemesi. Bu bir semantik search mu? Kesinlikle evet. Sadece cümle semantiğini arama biçimimiz optimal değil ve ilkelce. Tek tek kelimelere bakıyoruz. Bunun dışında burada iki fail noktası daha var. Burada Postgre kötü çalışırsa keyword listesi yanlış gelebilir. İkinci olarak da Lemmatizer'da istatistiksel bir komponent. O da yanlış çalışırsa lemmalarda yanlış gelebilir. Bütün bunları düşünerek yapılmış neural network based çözümler var. Onlar da tabii ki bir sonraki videoda. Onları da geçmiyoruz. Şimdi geliyoruz keyword ve doküman arasındaki eşleşme skoru neye göre hesaplanıyor? Bugün iki algoritma göreceğiz. TF-IDF ve BM25. TF-IDF'i duymuşsunuzdur veya biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yine de haydi üstünden gidelim. Formüle bakarsanız keyword'ün dokümantta geçme frekansı, yani bu keyword bu dokümantta kaç kez var? Bölü dokümantteki tüm kelimelerin sayısı. Çarpı keyword kaç tane dokümantta geçiyor paydada. Burası inverse document frequency oluyor. Burası keyword'ün bu korpusta ne kadar önemli olduğunu belirliyor. Her dokümantta geçen sözcük özel bir keyword olma özelliğini ve durumunu yitiriyor. Bir tane de normalizing term var. Korpusta kaç tane document var? Bu mantıklı bir formül ama biraz daha geliştirirsek daha da iyi oluyor. Bu formülde gördüğünüz gibi dokümantın uzunluğu ilgili pek de bir şey yok. Şimdi document length'i de ekleyelim. O zaman gelsin BM25. Hemen korkmayın. Az önce IDF'i görmüştük burada. Frequency yine var burada. Şimdi burada bir terim daha var. O da elimizdeki dokümantın uzunluğunun bütün dokümentlerin uzunluk ortalamasına oranı. Burada bir doküman ortalamadan uzunsa burası büyüyor. Sonra tüm skor azalıyor. Kısaysa tam tersi. Tabii ki mantıklı. Doküman 300 kelime uzunluğundaysa ve benim adım bir kere geçiyorsa o zaman skor benim bir kez adımın geçtiği 3 kelimelik bir tweetten daha az olmalı. 3 kelimenin biri bensem o zaman o tweetin benimle ilgili olma olasılığı çok daha fazla. V ve K1 hyperparametreler ama hep kullanılan birer sabit değerleri var. Search engine işi kabaca bu şekilde. Tabii ki Google gibi koskocaman bir search engine çalıştırmak istiyorsanız bunların çok daha akıllıca ve de çok daha hızlı versiyonlarına ihtiyacınız var. Bir sonraki videoda bir adım daha ileri gidiyoruz ve cümle semantiğine yoğunlaşıyoruz. Gelsin Neural Network Based Semantic Search, o zaman gelsin bir sonraki video.